Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Mayıs ayı fen bilimleri örnek soruların açıklamalı çözümleri ile yine birlikteyiz. Ayrıca kanalımda tüm LGS konu anlatımlarını ve örnek soru çözümlerini bulabilirsiniz. Buna göre L gününde ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili çıkarımlardan hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Kuzey Yarımküre'de yaşayan bir araştırmacı güneşin takvim yapraklarında bulunan doğuş ve batış saatlerinden faydalanarak yaşadığı şehrin gece ve gündüz sürelerini bir ay boyunca hesaplıyor. Elde ettiği verilerle aşağıdaki grafiği çiziyor. Gece gündüz süreleri arasındaki fark dakika olarak. Arkadaşlar gece gündüz arasındaki fark azalmış. Burada sıfır olmuş. Gece gündüz arasındaki farkın sıfır olması yani gece ve gündüzün eşit olmasıdır. Yani 12 saat gece 12 saat gündüz. Bu da ekinoksta olur. Ekinoks neydi arkadaşlar? Gece ve gündüz süreleri eşit. Ekinoks 23 Eylül ve 21 Mart'ta olabilir. Yani şu tarih 2 günde olabilir. Kuzey ve Güney Yarımküre'de gece ve gündüz süreleri eşitti. O halde okuyalım. L gününde güneş ışınları ekvatora dik açıyla düşer. Doğru arkadaşlar. Ekinoks günlerinde güneş ışınları ekvatora dik düşüyordu. Güney Yarımküre'de gündüz süreleri kısalmaya başlar. Arkadaşlar uzamaya da başlayabilir. Bu olamaz. Kuzey Yarımküre'de sonbahar mevsimi başlar. İlkbahar mevsimi de başlayabilir. Bu da olamaz. Yani 23 Eylül ve 21 Mart olduğu için ikisi de olabileceği için. Bu da olamaz. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Yalnız bir. Dünya üzerinde gösterilen K ve L şehirlerinde hava olaylarından hangilerinin oluşma ihtimali daha fazladır diyor. Yeryüzünde su kaynaklarından buharlaşarak oluşan nem, yağmur, kar, dolu, çiğ, kıra ve olarak yeryüzüne tekrar döner. Bunlar 0 santigratçanın altında ve 0 santigratçanın üstünde oluşan hava olayları şeklinde sınıflandırılmak mümkündür. Örneğin 0 santigratçanın altında çiğ yağmur, 0 santigratçanın üstünde ortamlarda oluşur. Arkadaşlar bakın, çiğ ve yağmur 0 santigratçanın üstünde ise 0 santigratçanın altında da kar dolu kıra oluşacaktır. Bakalım buraya, güneş ışınları L güney yarımküreye yani L bölgesine dik vurduğu için L bölgesinde yaz mevsimidir. O halde ne oluşabilir? Yağmur, çiğ. K'da ne olacaktır? Kış mevsimidir. O halde kar dolu kıra olabilir. Hangi şıkta var bu arkadaşlar? Bakıyoruz. Yağmur çiğ. L'ye bakıyoruz. Yağmur çiğ. A veya D. Baktığımızda kışta kar dolu kırağı. Bakıyoruz burada yağmur olduğu için burada kar. O halde cevap D şıkkı olacaktır. Arkadaşlar bir araştırma sorusu. Araştırma sorularında neyin araştırıldığına dikkat etmemiz gerekiyor. Araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki yorumlardan hangileri doğrudur diyor. Doğu mercan yılanı olarak isimlendirilen zehirli yılan avcıları. Yılanlarla beslenen yırtıcılarmış arkadaşlar bunların avcıları. Uyaran parlak renkler neyler uyarıyormuş? Parlak renklere sahiptir. Avcılar doğu mercan yılanlarına çok zehirli oldukları için nadiren saldırır. Arkadaşlar bunlar parlak renkleri olanlara nadiren saldırıyorlarmış zehirli oldukları için. Zehirsiz bir yılan olan kırmızı kral yılanı ise doğu mercan yılanının dış görünüşü olarak taklit etmekte. Bu da arkadaşlar kırmızı kral yılanı da buna ne yapıyor? Taklit ederek bu da avlanmaktan kurtuluyor. Araştırmacılar kırmızı kral yılanının taklit yeteneğiyle sağladığı avantajları incelemeye karar vermişlerdir. Bu amaçla doğu mercan yılanlarının bulunduğu ve bulunmadığı, evet araştırmamızda bağımsız değişkenimiz ne? Doğu mercan yılanlarının bulunduğu ve bulunmadığı iki bölge eşit sayıda plastik kırmızı kral yılanıyla plastik kahverengi yılanı bırakmışlar. 4 hafta sonra plastik yılanların üzerindeki saldırı izlerine göre aşağıdaki grafiği oluşturmuşlar. Arkadaşlar plastik yılanlara saldırı yüzdesi doğu mercanı olmayan bölgede bakın çizgili olanlar kırmızı kral yılanıymış. Saldırı çok fazla olmuş. Kahverengiye saldırı az olmuş. Fakat doğu mercan yılanı olduğu bölgede ne yapmış kırmızı kral yılanları? Taklit yeteneğini kullanmış ve saldırı az olmuş. Bu sefer de kahverengi yılana saldırı fazla olmuş. Bu araştırmada araştırmamız ne arkadaşlar? İlk önce araştırmamızı yazmamız gerekiyor. Araştırmada doğu mercan yılanı olan bölgelerde avcıların parlak renkli yılanları tercih edip etmediklerini araştırıyorlar. Ve parlak renkli olanlara saldırdıklarını yani zehirli olmayanlara saldırdıklarını ispatlamak istiyorlar. O halde şıklara bakalım arkadaşlar. Kırmızı kral yılanlarını taklit etme özelliği doğu mercan yılanlarının olduğu ve olmadığı tüm bölgelerde etkili olmuştur. Bakıyoruz arkadaşlar. Olmadığı bölgelerde etkili olmamış.
Bunu siliyoruz. Bakın burada olmadığı bölgelerde etkili olmamış. Ortama uyum sağlayabilen kırmızı kral yılanları doğu mercan yılanlarının olduğu bölgelerde daha az saldırıya uğramış. Evet bu doğru fakat bizim araştırmamız bu değil arkadaşlar. O halde bu da olamaz. C'ye bakıyoruz. Doğu mercan yılanlarının bulunduğu bölgelerde avcılar doğal seçilim sonucu parlak renkli yılanları av olarak tercih etmezler. Evet bizim bu da parlak renkli yılanları tercih edip etmediğini ispatlamak. O halde cevabımız C şıkkı. Kırmızı kral yılanlarının, doğu mercan yılanlarının bulunduğu ve bulunmadığı bölgelerde bu yılanları taklit etmesi bir modifikasyondur diyor. Hayır, adaptasyondur arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacak. Hücre DNA'sında oluşan, bozulmaları takip eden ve onaran farklı mekanizmalar vardır. Bunlar birine ait görseller verilmiştir. Bu mekanizmanın işleyişi hangi seçenekte en iyi açıklanmıştır? Arkadaşlar mekanizmaya bakalım. Burada ultraviyole ışınları ne yapar? Mutasyon yapar arkadaşlar. Burada ne olmuş arkadaşlar? Adenin ile timin arasında bağlanma gerçekleşecekken organik bazlar arasında bağ olmuş. Bu nedenle burası kesilmiş. Sonra arkadaşlar bakın burası kesilmiş. Onarmak için yenisi düzgünü koyulmuş ve onarılmış. Ne olmuş? Şuraya dikkat. Organik bazlar arasında değil, adenin ve timin arasında bağlanma doğru bir şekilde olmuş. Bunu en iyi açıklayan şıkka bakacağız. Dış etkenler DNA yapısında hasara yol neden olabilir. Yanlış bağlanmanın bulunduğu bölge kesilerek uzaklaştırılır ve DNA ilk haline döndürülerek modifikasyon giderilmiş olur. Hayır, mutasyon olacak, yanlış. B okuyalım. Bazı nükleotitler birbirine hatalı bir şekilde bağlandığından. Arkadaşlar nükleotitler hatalı bağlanmamış. Burada organik bazlar hatalı bağlanmış. Mutasyona neden olur. Çift bu da olamaz. C'ye bakalım. Ultraviyole ışınları bazların birbirine yanlış bağlanmasına neden olabilir. Evet, bağlar birbirine yanlış neden olmuş. Meydana gelen hasar baz mekanizmaların devreye girmesiyle düzeltilerek mikrotler uygun bir şekilde bağlanmış. Evet, cevabımız C şıkkı. Ultraviyole ışınları bazı dış etkenler nükleotitlerin yanlış eşleşmesi. Hayır, nükleotitler yanlış eşleşmemiş. Bakın adenin karşısına timin, bu da olamaz. Cevabımız C şıkkı. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılır diyor. Tilkiler üzerine araştırma yapan bir grup araştırmacı 3 tilkiye ait takip cihazı sakıyor. Tilkileri de belli bir süre takip ettikten sonra araştırmalarına bakıyorlar. Özdeş zeminlerde bu izler kontrol ederek 3 sonuca ulaşıyorlar. 3 tilkinin de ayak izlerinin alanı eşit arkadaşlar. O halde yüzey alanı eşit. Katılarda basınç da neye bağlıydı? Ağırlığına ve yüzey alanına bağlıydı. O halde yüzey alanları eşitmiş. K tilkisinin ayak izi derinliği L tilkisinin ayak izi derinliğinden fazlaymış. Arkadaşlar yüzey alanları derinse K'nın ayak izi L'den fazla ise nedir? K'nın kütlesi L'den fazladır. O halde hemen yazalım. Yüzey alanları eşit olduğundan K'nın kütlesi daha büyük. 3'e bakalım. Sağ ayağı incinmiş olan M tilkisinin bu ayağının iz derinliği ve sayısı sol ayak izinden daha fazladır. Arkadaşlar bu sağ ayağı, bakın burada 2 tane, burada 3 tane. Sağ ayağı ne olmuş? İncindiği için sol ayağı daha fazla bastırmış ve daha derin olmuş. O halde okuyalım şıklarımızı. Tüm tilkilerin zemine uyguladığı kuvvet aynıdır. Hayır, aynı olsaydı derinlikleri de aynı olurdu. M tilkisinin ayak izi sayısı daha az olduğu için yaptığı basınç daha azdır diyor. Tam tersi daha fazladır. Yanlış. Bütün tilkilerin ayak izi alanları eşit olduğu için yapılan basınçlar eşittir diyor. Hayır, yapılan basınçlar eşit olduğu olsaydı iz derinlikleri de eşit olurdu. K tilkisinin kütlesi L tilkisine göre daha fazla olduğundan zemine bastığı daha fazladır. Evet arkadaşlar, kütlesi büyük olduğu zaman daha fazla iz bıraktığı için doğru cevabımız D şıkkı. Bir öğrenci eşit bölmeli ayrılmış KLMN kaplarından sadece K kabını bir sıvıyla ağzına kadar dolduruyor. Bakıyoruz 3, 6, 9, 12 tane bölmeli. Buna göre kap tabanını etki eden sıvı basınçlarıyla ilgili çıkarımlardan hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar bakalım. Sırasıyla bakıyoruz. Öğrenci K kabında sıvının bir miktarını L kabına döktükten sonra K ve N kabınlarının tabanlarındaki sıvı basıncı eşit oluyor. Arkadaşlar aynı sıvı olduğu için yüksekliklerine bakacağız. K ve N'nin eşit yükseklikte olabilmesi için bakın 1, 2, 3 birimin buradaki 1, 2, 3 birime dökülmesi lazım. O halde şu 3 birim nereye dökülüyor? Buraya dökülüyor ve yükseklikleri eşit oluyor. Bakın yükseklikleri eşit olduğu için. O halde başlangıçta ne olur arkadaşlar? Hemen yazıyoruz başlangıçta. K3H, N3H. Bunları yazmamız bize soruyu çözmemizde çok yardımcı olacak. Birinci adıma bakıyoruz arkadaşlar. K tabanına kalan sıvının bir kısmı M kabına dökülünce M ve N kablarının
tabanlarındaki sıvı basınçları eşit oluyor. Arkadaşlar M ve N'nin tabanların basınçların eşit olabilmesi için yüksekliklerin eşit olması lazım. Yani 1, 2, 3, 4 birim su dökülmeli. Buradan 4 birim su alalım. 1, 2, 3, 4 birim aldık da burada 5 birim kaldı. Ve yükseklikler eşit oldu. Peki buradaki yükseklik ne olur? Şuradan 1 birim gittiği zaman, 3'te 1'i gittiği zaman şöyle yükseklik şöyle arkadaşlar 2H değil de 1.66H yaklaşık olacaktır. O halde birinci adımdaki yükseklikleri yazalım. K 1.66, M 3H, N 3H arkadaşlar. Hemen ikinci adıma bakalım. M kabındaki sıvının tamamı L kabına dökülüyor. Arkadaşlar hemen M kabında 1, 2, 3, 4 varsa 1, 2, 3, 4 döktüğümüzde ne olacaktır? 2H olacaktır. M sıfırlanacaktır. Hemen ikinci durumdaki yükseklikleri yazıyoruz. İkinci adımdaki. İkinci adımda K'da değişiklik olmadı. 1.66. L 2H oldu. Bakın arkadaşlar 2H. N 3H'tı zaten. Değişiklik olmadı. M sıfırlandı. Üçüncü adıma bakalım arkadaşlar. K tabanında kalan sıvının 5'te 3'ü M kabına dökülüyor. Arkadaşlar 5 tane kalmıştı. Bunun 3 tanesini dökersek yani şu 1, 2, 3 tane dökersek burada 2 tane kaldı. M kabına 3 tane döktüğümüzde 1, 2, 3 yani şuraya kadar arkadaşlar 2H oluyor. Peki burada ne kalır? 2 tane kaldığı zaman 3 tane olsaydı yani 3'te 2'si dolmuş oluyor. Şu kadar bir 0,66'lık bir yükseklik olur. 3. durumdaki adı 3. adımdaki yükseklikleri yazalım. K 0,66, L 2H oldu. M arkadaşlar 2H, N değişmedi 3H. O halde şıklarımızı okuyabiliriz. Yükseklikler yani basınçlarını adımlarda yazdığımıza göre 1. adımdan sonra K tabanında sıvı basıncı 2. adımdan sonra L tabanındaki sıvı basıncına eşit olur. 1. adımda K'ya bakıyoruz, L'ye bakıyoruz. 2 eşit değil arkadaşlar bakın. 2. adımdan sonra L kabının tabanındaki sıvı basıncı N tabanındaki sıvı basıncına eşit olur. 2. adıma bakalım arkadaşlar. 2. adımda L'de ne kadar? Sonra diyor ki N tabanındaki sıvı basıncına N tabanına bakıyoruz 3H eşit olmaz arkadaşlar. B'yi de eliyoruz. 3. adımdan sonra M tabanındaki sıvı basıncı tabanındaki kabın tabanındaki sıvı basıncına eşit olur. Bakalım arkadaşlar. 3. adımdan sonra M tabanına bakıyoruz. M tabanı 2H. 2. adımdaki L tabanına bakıyoruz 2H. Bakıyoruz birbirine eşit. O halde cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak arkadaşlar. 3.'ye de bakalım. Adımlar tamamlandıktan L, M, N kapları eşit olur diyor. Adımları tamamlandıkta L 2H, N 3H, M 2H, 3, N en fazla olur 3H olduğu için. O halde cevabımız C şıkkı. 7. soruya bakalım arkadaşlar. Bir konuyu araştırmak için bir deney yapılıyor. Bu deneye göre çıkarımlardan hangileri yapılabilir diyor. 1. aşamada içi renkli sıvı doluyla plastik şişenin yan tarafına bir delik açılarak boruya pipet yerleştiriyor ve hiçbir değişiklik olmuyor. Arkadaşlar su buradan akmaz. Niye? Yüksekliği daha fazla olduğu için. 2. aşama şişirilmiş esnek balon plastik şişenin ağzına geçiriliyor. Bir müddet sonra balonun içindeki hava azalırken pipetten dışarıya sıvı akışı oluyor. Arkadaşlar balonun içindeki hava ne yapıyor? Suya basınç uyguluyor ve ne oluyor? Buradan su akıyor. O halde bardağa sıvı akmasının sebebi gazın sıvıya basınç uygulamasıdır. 1. ifademiz doğru. Atmosferde bulunan gazlar temas ettikleri nesnelere basınç uygular. Bu da doğru arkadaşlar. Açık hava basıncı da balona etki ediyor bu şekilde. Ve bu basınç ne yapıyor? Suya iletiliyor ve akılıyor. Bu da doğru. Sıvının derinliği azaldıkça bulundukları kabın tabanına yaptıkları basınç azalır. Bu doğru. Fakat bize bu deneyde hangileri yapılabilir diyor. Bu deney için bu öngörülemez. Hangileri doğrudur? 1 ve 2 doğrudur. Bir öğretmen 3 kısımdan oluşan deney düzeneyi hazırlamış. Buna göre yorumlarından hangileri doğrudur diyor. 2. kısımda gerçekleşen olaylarla ilgili, oluşan sıvı ile ilgili. 1. kısımdaki Erlenmeyer'de bulunan sülfürik asit H2SO4 içindeki atılan bakır parçalarına tepkimeye girerek yeni bir çözelti kükürt dioksit gazı meydana geliyor. Arkadaşlar asitler metallere etki ederek gaz çıkışı oluyordu. Buradan kükürt dioksit gazı geliyor. 3. kısımda su kaynatılıyor ve buharlaşması sağlanıyor. Buradan da ne gelecek? Su buharı gelecek. Oluşan kükürt dioksit gazı ile su buharı cam boru içerisinde tepkimeye giriyor. Tepkime sonucunda meydana gelen birleşik soğuk su içerisinde Erlenmeyer'de sıvı olarak birikiyor. Burada birikiyormuş arkadaşlar. Buradan
Arkadaşlar SO2. Buradan SO2 gazı geldi. Buradan su buharı geldi. Birleşti. H2SO4 yani asit yağmuru oluştu. Doğada olduğu gibi arkadaşlar. Fabrikalardan çıkan SO2 gazı bulutlardaki su buharıyla birleşip asit yağmuru oluşturuyordu. O halde bakalım oluşan sıvının pH'i 7'den büyüktür diyor. Burada asit olduğu için asitlerin pH'i 0 ile 7 arasındaydı. O halde birinci ifademiz yanlış. Atmosfer içerisinde gerçekleşen bir olaya örnektir. Evet arkadaşlar, asit yağmurlar atmosfer içerisinde gerçekleşir. Doğru. Biriken sıvı cam ile tepkimeye girerek elemayarı aşındırır. Hayır arkadaşlar, asitler metalleri aşındırırdı. Bu nedenle cam veya plastik kaplarda taşınırdı. Bu yanlış. Hangileri doğrudur diyor. Yalnız iki doğrudur arkadaşlar. Yanma olayının devam edebilmesi için yanan maddenin oksijen gazı ile temasını devam etmesi gerekir. Bu temas kesilirse yanan maddenin oksijen ile yapmış olduğu kimyasal tepkime engellenerek yangın söndürülebilir. Bizler de yangınlar arkadaşlar üzerine ıslak battaniye atarız ve oksijenle teması kesildiği için yangınlar söner. Yapılan deneyde sonuç olarak ne yazılmalıdır? Bize deney sonucunu soruyor. Deneyimize bakalım. Birinci basamak içerisinde sirke bulunan kabak karbonat ilave ediliyor. Kap içerisinde köpürme başlıyor. Şurada köpürme başlamış arkadaşlar. Sonra kabın ağzı gaz geçirmeyecek şekilde hızlıca kapatılıyor. Bakın burada kapatılmış. Üçüncü basamakta beher içerisinde yanmakta olan mum belli bir süre sonra sönüyor. Demek ki ne olmuş arkadaşlar? Buradan çıkan gaz oksijenle teması kesmiş ve mum ne olmuş? Sönmüş. Bakalım tepkime süresinde oluşan yeni ürün alevlerin oksijenle teması kesmiştir. Evet arkadaşlar, cevabımız A şıkkı. Budur zaten sonucu. Karbonat ve sirkeyi oluşturan bağlar kırılmış, yeni atomlar oluşturur. Yeni atom değil, yeni madde, yanlış. Köpük oluşumu fiziksel değişim. Fiziksel değişim değil, kimyasal değişim, yanlış. Kütlesi arttırmıştır, kütlesi korunur, yanlış. Cevabımız A şıkkı. 10. soru koronavirüsle ilgili arkadaşlar. SARS-CoV-2 virüsünün yapısı verilmiş. O halde bakalım. Yağ yapısında lipid zar virüsün uzun süre yapısının korunmasını sağlar. Arkadaşlar şuradaki yağ yapısı lipid zar korunmasını sağlıyor. Yüzeyinde bulunan diken proteinlerle canlının hücreler yüzeyinde almaçları bağlanır. Bakın arkadaşlar, burada bu proteinler canlıya bağlanmasını sağlıyor. İçte bulunan yönetici molekül virüsün bilgilerini taşıyor. Yönetici molekül de virüsün bilgilerini taşıyor. Buna göre çıkarımlardan hangisi doğrudur diyor. Bulaşıcılığın önlenmesi ve azaltılması konusunda alkol ve sabun kullanılmasını öneren bilim insanlarına göre alkol protein yapılarının oluşturan bağları yıkıp yeni bağlar oluşturuyor. Bakın protein bağlarını arkadaşlar şunları yıkıp yeni bağlar. Yani kimyasal değişime uğratıyor alkol. Bu nedenle dezenfektan kullanıyoruz. Sabun virüsü koruyan lipid zarının yapısını oluşturan yağları çözerek zarın koruyucu etkisini yok eder. Bu da yağları çözüyormuş arkadaşlar. Lipid yağları çözüyormuş sabun. Bu nedenle elimizi sık sık yıkıyoruz. Böylece virüsün kalıtsal yapısını oluşturan yönetici molekül dış ortamda hızlıca bozulur. Arkadaşlar dış ortamdan hava aldığında hızlıca bozuluyormuş, bozulma gerçekleşiyormuş. O halde sabunun lipid zar yapısında yağı çözerek parçalanması fiziksel değişimdir. Evet, çözünme fiziksel değişimdir arkadaşlar. Çözünmelerin hepsi fiziksel değişimdir, doğru. Dış ortamda kalan yönetici molekülün bozulmasıyla kimyasal değişimdir. Bozulmalar kimyasal değişimdir, doğru. Alkolün protein yapısında bağların parçalanması, yeni bağların oluşması fiziksel değişim değil, kimyasal değişimdir. Yanlış, bakın burada yeni bağlar yapar diyor. Yanlış. O halde hangileri doğrudur diyor. 1 ve 2. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başarılar dilerim sınavınızda.